Arabayı park ederken otopark diye uçan tekme attığımı kimse görmemiştir inşallah. Sen rahat ol Aslan abi. Sen uçan tekmeyi atarken ben de uçan perdeleme yaptım sana. İyi güzel. Herife bak ya. Saat başı 10 lira diyor. Saati 10 liradan 5 yıldızlı otelin otoparkına götürür park ederim. İşte arabamı sevdirtirim çocuklara yani. Bak görüyorsun değil mi işte sinir çok önemli. Asalet bizi ne hale getirdi. Yani tamamıyla onun verdiği stresten kaynaklanan mevzu ya. Ay Kumru, rujunun rengine bayıldım. Bahariye'den aldım. Okuldan çıkınca sana da alırım bir tane. Oley, sağ ol canım. Ya bana baksana. Bugün makyajım nasıl olmuş? Sanki böyle herkes bir yüzüme bakıyordu derste. Kız fıstık gibisin, ondan bakıyorlardı. Ay, bozacının şahidi de şıracı canım. Ne oluyor Tikigül? Kimmiş bozacı, şıracı? Kan Kumru tabii. Kim olacaktı canım? Bana bak Tikitak, seni bir yolarım belediye süpürgesine dönersin ha. Ne yalanı mı gördün sen benim bugüne kadar? Deminden beri kızı yanlış yönlendirip duruyorsun canım. Bak, bu kızın makyajı soft, fondöteni 2 numara açık. Saçları da mısır püskülüne dönmüş. Ay acıdık yani. Ya sen de baştan beri gazlayıp duruyorsun kızı ya. Ne? Mısır püskülü mü? Aşk olsun Kumru. Yani bunca zaman beni yanlış yönlendirmişsin. Kız sen ne bakıyorsun şu kıskanç kızlara? Besbelli seni çekemiyorlar. Fıstık gibisin bacım fıstık. Ha, yer fıstığı. Ne yapacağım ben? Bak tatlım. Çubuk tarçınla yerel tozunu karıştırıyorsun, saçına sürüyorsun. Pırıl pırıl oluyor. Ha, bir de şu kankanı değiştir. Ama bak Ayben. Sakın derste yanıma oturayım deme Kumru. Ama... Sakın. Faik Bey, hoş geldin Faik. Hayırdır Faik? Selamın aleyküm Aslan. Aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam. Geçiyordum, uğradım. İyi. Panik yok, aslan parçası. Bu sakatlık numarana yardım etmiştim ya. Hani bana bir şeyler indirecektin. Ne çabuk unuttun hacı? Dur oğlum, hemen kene gibi yapışma adama. Allah Allah, aceleyle unuttuk yani. Üzerimizde de fazla nakit yok. Faik hemen geldim, bir iş çevirecek dedik. Sanki çok önemli bir iş yaptın, al. Bu ne be Pinti? Ben senin sakat numaran için Oscar'lık oyun oynuyorum. Sen bana gazoz parası veriyorsun. Ayıp oluyor ama hacı. Aslan abi, izin ver de insanlıktan çıkayım. Dağayım şunu dağını alayım. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Esnaf var orada. Şimdi milleti başımıza mı toplayacaksın? Ne yaptın oğlum? Sen ne yaptın Faik? Kanımız emdi, bari fit olalım yani. Allah Allah, sanki sırtında taş da çıktık. Vallahi bu para kesmez Aslan Bey. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi yaram ederim bak ha. Ulan bir doktor rolü oyna dedik yani. Ne yaptın? Allah Allah, çıyan çıktı herif ya. Öyle deme aslan. Ben orada senin yalanına ayak uydurup kademelik kariyerimi riske attım. Ulan gören de Birleşmiş Milletler'deki koltuğunu riske attı zannedecek yani. Allah Allah, ne acayip adamsın be kardeşim. Ne ki sıkıntımız var kardeşim, görmüyor musun? Bak hayvanlar açlıktan... Bak hamster'a bak, gel göstereyim sana. Bak sen 200 lirayı beğenmiyorsun da bak, görüyorsun neyi kemiriyor. Gördün mü? Nakit sıkıntımız var, hallederiz. Biz kaçmıyoruz. Of, tamam abla ya, tamam. Bundan sonra okuldan kimseye dövmeyeceğim işte, uzatma. Ama var ya, hırpaladığım çocuğu ben alırım böyle, tutarım. Hırpaladın mı? Ya o ben çocuğu resmen çöp kutusuna atıp üzerine kolonya döküp yakmaya çalıştın ya. Hırpalamak mı diyorsun sen buna? O da öküz gibi bakıyordu ablama yani, kusura bakma. He, yani o korkutma amaçla yaptım. O kolonyayı da normalde dökmem, yakmam yani. Bu arada o mahallenin anamız bacımız geçiyor. Adam akıllı dursun serseri. Ya of, kes o ben ya. Seninle bu iş böyle olmaz, tamam mı? Temsil abi gibisin aynı. Ama abiciğim şimdi... Ya anası falan yok o ben. Ya bıktım artık ya. Bak, ya bu şiddetinden, vahşetinden vazgeçersin... ...ya da bir daha seninle asla konuşmam. Konuşmaz mısın? Evet, konuşmam. İyi, tamam o zaman. Yani ablacığımı üzmeyeyim o zaman, en sevdiğim ablam. Gel, sarıl ablacığım, gel. Bundan sonra kimseyi dövmeyeceğim. Bir dakika, söz ver o zaman. Söz be, seni mi kıracağım? Bundan sonra kimseye dokunmayacağım. Tamam, iyi bakalım. Sözünde durabilecek misin? Otur yine şimdi. Hadi, iyi dersler. Görüşürüz. Şşş! Ver ver lan, durik. Ay bu da 24 saat denk çalışıyor. Ay insan içi sıkılıyor, çalış. Bu da bilim adamı olacak. Bu dünyayı kurtaracak bana. Sana şuradan gider 2 tane tavşan sarayım. 2 tane de muhabbet kuşu bırakayım. Hem muhabbet edersin. Ne istiyorsan al götür, değil mi?
Tamam aslan, o zaman iki tane de Japon balığı isterim ona göre. Tamam, hallederim ben kardeşim. Bak, pahalı olan bir şey istiyorsun, yanımda yok, başka bir esnaftan yardım isteyeceğim. Bak ona göre yani, oradan da para çıkıyor, yanlış anlama. Tamam sen git, ben hastaneye gönderirim, sen yaparsın bir şey. O halde size iyi günler aslan bey. Aman kültür fizik hareketlerimizi ihmal etmeyelim, tamam mı? Hadi kardeşim, sen işine bak, konuşuruz Faik'im, hadi. Tamam o zaman. Hadi Allah'a emanet et. Ben neredeyim, o nerede? Ben ne diyorum, o hala kültürde, fizikte be kardeşim. Geldi cebimizdeki kefen paramızı aldı gitti be. Vallahi şu hayatta var ya, adam gibi adam kalmamış. Dürüst adam yok baba, ben sana söyleyeyim. Evet abi, kalmamış ya. İnsanlık yedi kat yerin dibine girmiş, üstüne beton koymuşlar işte. O halde insanlık ya. Toz kesme lan sen de. Allah Allah, bir şey söylüyoruz, neler neler bağlıyorsun. Faiye götüreceğimiz hayvanları paket yap hadi. Tamam abi. Bakımsızlarından koyar. Günaydın çocuklar. Oturun, oturun. Çocuklar, bugün size harikulade bir haberim var. Acaba yine ne yumurtlayacak? İki gün sonra okulumuzda liseler arası bir bilgi yarışması düzenlenecek çocuklar. Ay bir defa da at yarışı olsun ya. Hep bilgi, hep silgi. Ve tabii ki okulumuzu temsil etmesi için içinizden üç başarılı öğrenciyi seçtim bile. Aman çok lazım. Ama hepsinden önce bu bilgi yarışmasının hediyesi ne diye merak edenler olabilir. Söyleyeyim. Bol çekirdekli, çok çok terabaytlı bir bilgisayar. Bu dikkat çekici olabilir. Hocam kimler katılıyor acaba? Tabii ki Murat, Seçkin ve Öner. Buna yedekten girip gol atmam lazım. Ama ablama da söz verdim. Ama ne demişler? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırmış. Mevzuyu da diyalogla halledeceğiz artık. Ne yapalım yani? Çocuklar sessiz olun, derse başlıyoruz. Yarışmaya kesin katılmam lazım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.